Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Kıymetli arkadaşlar, Cuma suremizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Sizlerle geçen hafta ikinci ve üçüncü ayetlere göz atmıştık. Üçüncü ayette kalmıştık diyebiliriz. Kısaca ikinci ayeti hatırlamak gerekirse, Rabbimiz Peygamberimize kullarını ruhen yüceltmek, ibadet ve erdemlerle davranışlarını güzelleştirmek üzere ve tabii onları ıslah etmek, batılın her türlü çirkinliğinden uzaklaştırmak için ilahi kitabı gönderdiğini beyan etmişti. Tıpkı diğer ayetlerde peygamberlerin gönderiliş amacının talim, terbiye, hikmeti öğretmek üzere olduğu gibi, burada da onu telmih eden ifadelerle insanlığa hikmeti kazandırmak üzere son ilahi kitabını gönderdiğini beyan etmişti. Gönderdiği bu toplumun daha önce kitap nedir efendim, okuma yazma hesap nedir bilmeyen, ekseriyeti çoğunluğu bilmeyen ümmi bir topluma gönderildiğini de beyan etmişti. Ve okumalarımız esnasında bu ümmilik ifadesinin biz kitap ehliyiz deyip onunla övünen fakat kitabın gereğini yaşamaktan da imtina eden bilhassa Yahudilere bir gönderme olduğu, zımni bir iğneleme olduğunu ifade etmiştik. Ve yine ayeti celile de Hazreti İbrahim'le birlikte tevhidin beşiği olan Kabe'nin Araplarca putlarla doldurulmuş olması ve adeta Hazreti İbrahim'den gelen Hanif İslam'ın putperestliğe çevrilmesi, kitap ehlinin de gerek kitaplarını ve dinlerini tahrif etmesinden dolayı tam da böyle bir peygambere, böyle bir ilahi kitaba ihtiyacın son derece arttığı bir zaman diliminde Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'in insanlığa bir şifa, bir Ahzab suresinde buyurulduğu gibi şahit, mübeşşir, Siracen Münir bir aydınlık ışık olarak gönderdiğini beyan etmiş idi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeti celile de tam da ve âkârîne minhum lemmâ yelhaqû bihim kısmında kalmışız. Ey ba'ase'r-rasûle ilâ kavmin âkârîn. Yani Resul-i Ekrem sadece ümmilere gönderilmiş bir peygamber değil. Yani Arap topluma gönderilmiş değil. Diğer başka kavimlere de, onların dışındaki milletlere de lem yekunu fi zamanihim seyeciune ba'dahum. Yani henüz Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Resul-i Ekrem'e sahabe olamamış, onun zamanında imanla şereflenememiş ama kendisinden sonra işte tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz Arap toplumunda olmakla birlikte ondan sonra gelecek Araplar için de gönderilmiştir. Birinci yorum, tevcih bu. Ama müfessirler genelde bunu tıpkı Sebe suresinde ve mâ erselnâke illâ kâfeten linnâs ayetinde buyurulduğu gibi keza En'am suresinde de beyan edildiği üzere bütün bir insanlık olduğuna yorumluyorlar. Ve hum cemî'u men esleme ilâ yevmil kıyâme. Bu ifade gayet kapsayıcı. Yani henüz Resul-i Ekrem'in davetine fiilen yaşıyorken
icabet edememiş ve aralarına katılmamış, kıyamete kadar bütün Müslüman olarak bu halkaya, ümmeti Muhammed'e dahil olacakların tamamını içerir bu ifade. Kâle-s-Sâvi, İmam-ı Sâvi diyor ki vel mâna ennehu ba'ase ilel mü'minînel mevcudîne fî zemânihî. Allahü Teala Resul-i Ekrem'ini kendi çağındaki bütün mevcut Müslümanlara göndermiştir. Ve ilel âtîne minhum ba'dehum. Ve yine iman edenlerden, asr-ı saadet sonrasında iman eden bütün Müslümanlara gönderilmiştir. Feleyset risaletuhu hassaten bimen kâne mevcuden fî zemânihi. Resul-i Ekrem'in peygamberliği, risaleti sadece kendi çağındaki, zamanındaki yaşayan mevcut Müslümanlara ya da insanlara hususi değildir. Tabii şunu hatırımızda tutalım. Resul-i Ekrem'in bir davet ümmeti vardı, bir de icabet ümmeti vardı. Davet ümmeti kapsamında bütün bir insanlığa gönderilmiştir. Ama icabet ümmeti hususunda işte onlar iman edenlerdir. Dolayısıyla İmam-ı Sâvi'nin burada dikkate aldığı mana davet icabet ümmetidir. Şeyi kastetmemiş, davet ümmetini dahil etmemiş. Belki devamında söyler. Bel hiye âmmetun lehum ve li gayrihim ilâ yevmil kıyâme. Gayet güzel. Yani bu risalet, bilakis risalet hem gelmiş Resul-i Ekrem'in zamanında yaşamış ve sonradan onlara dahil olacak Müslümanları kapsadığı gibi hem de aynı zamanda kıyamete kadar gelecek bütün bir insanlığı içine alacak şekildedir. Yani bütün bir insanlığa gönderilmiştir. Peki bunun bir delili, herhangi bir bu manayı güçlendirecek bir delil var mı? Delille konuşmak gerekirse. Evet diyor Sabuni. Ve fil hadisi an Ebi Hurayrate kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte o şöyle demiştir. Künnâ cülûsen inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Biz Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorken fe unzilet aleyhi suratul cum'a. Onun üzerine Cuma suresi indirildi. Ya da fe enzelet aleyhi suratul cum'a da olabilir. İki şekilde takdir etmemiz mümkün. Peygamberimize Cuma suresi indirildi. Ve aharine minhum lemma yelhaku bihim. Tabi o mecliste Resul-i Ekrem o sureyi okurken ve aharine minhum lemma yelhaku bihim kısmını da okudu. Kalu muhtemelen bu okuma kaç ayet indiyse ki bütün halinde inmiş olabileceği de söylenmişti. Şayet parçalı halde inmişse de yani o bölüm indiği ve tamamı Peygamberimiz tarafından tebliğ edilip okunduğu zaman sahabe artık anlamadığı ya da daha iyi anlamak istediği noktaları soruyor. İşte öyle bir ortamda okuma gerçekleşmiş, Peygamberimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve sorular gelmeye başlamış. Kalu menhum ya Resulallah ve onlar kimlerdir? Yani henüz onlara katılmayan diğerleri anlamına gelen bu cümlecik ile kastedilen kimlerdir? Ya Resulallah diye soruldu. Kale ve fina Selmanul Farisiyyum. Ebu Hureyre radıyallahu anh olayı anlatırken diyor ki şunu da parantez içinde söyleyeyim. Aramızda Selman-ı Farisi de vardı o cemiyet içerisinde. Ve vada'a Resulullah yedehu ala Selman'a sümme kale. Resul-i Ekrem bu ayetin manasını açıklama zımnında elini Selman radıyallahu anh'ın
omuzuna koydu ki Hazreti Selman hakkında Ehli Beyt'ten olduğuna dair bir hadis-i şerif de var. Ehli Beyt'ini sayarken Peygamberimiz Selman radıyallahu anh'ı da sayıyor. Sümme kale, tabi bu arada hepimiz eğitimciyiz kıymetli arkadaşlar. Resul-i Ekrem'in eğitimde beden dilini de çok iyi kullandığını biliyoruz. Bilhassa günümüzde çok garip bir şekilde yani tam da Mevlid-i Nebi haftası içerisindeyiz kıymetli arkadaşlar. Peygamberimizi olabildiğince tanıtmak hepimizin görevi. Şimdi bir muallimin, öğretmenin öğrencisine bir vücut temasında bulunması da böyle çok garip karşılanıyor. Yani tabii kötü niyetli olumsuz örneklerin olması belki de maalesef bu nezaheti bozmuştur ama Resul-i Ekrem'in ki efendim eğitim öğretim yöntemiyle ilgili yazılmış çok güzel kitaplar var. Orada da gösterildiği ve hadis mecmuasında detayıyla geçtiği üzere beden dilini çok iyi kullanmıştır. İşte musafaha etmesinden tutun, göz göze gelecek şekilde konuştuğu kimseye bütün vücudunu dönerek konuşması gibi yani muhatabına çok değer verici, onu sevdiğini, önemli gördüğünü hissettiren bir uygulaması söz konusu. Yani yanlış anlaşılmaya mahal olmayan yerlerde bunu olabildiğince bizim de bir eğitim ve öğretim vasıtası olarak kullanmamız gerekiyor. Ve işte Peygamberimiz de bu metodun bir göstergesi olarak elini Selman radıyallahu anh'a efendim Selman'ın üzerine koymuş ve buyurmuş ki makal لَوْ كَانَ الْا۪يمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ. Şayet iman Süreyya'da olsaydı, gezegenlerden birisinin ismi Süreyya Yıldızı diye de edebiyatımızda geçen bir ifade bu. Kesinlikle işte bu Selman ve onun gibi olanlardan bir takım hak insanları Sadikun diyelim. Ne yapardı? O imana mutlaka ulaşır, onu elde ederdi diye Hazreti Selman-ı Farisi'yi ve onun şahsında diğer kavimleri kastetmiş. Kale Mücahit, İmam Mücahit diyor ki fi tefsiril ayeti, bu ayetin tefsiri konusunda humul e'acimi acemilerdir. Acemiler de Arap olmayan bütün kavimler için genel bir ifade malum. Ve küllü men saddakan nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme min gayril arabi. Yani Arapların dışında peygamberimizi tasdik eden bütün insanlar Selman radıyallahu anh'ın şahsında peygamberimizin işaret ettiği bütün halklardır diye İmam Mücahit de ki Abdullah İbn Abbas Hazretlerinin en seçkin talebesi böyle bir yorumu getiriyor. Ve huvel azizül hakim. O aziz ve hakimdir şüphesiz. Ey el kaviyyül galibu fi mülkihi. Allah azimüşşan mülkünde yegane kavi ve daima galiptir. Yani mülkünde onu aciz bırakacak herhangi bir güç ve otorite söz konusu değildir. Kıymetli arkadaşlar, daha önce de dile getiriyoruz ama burada da yani her bir ayetin içerisinde geçen Esmaül Hüsna'nın ayete kattığı çok özel anlamlar da var. Bu konuda yapılmış çok güzel yüksek lisans tezleri de var. Hatta bizim mezunlarımızdan bir arkadaşımız da altı sureydi zannediyorum. Orada ayet sonlarındaki Esmaül Hüsna'nın ayete kazandırdığı ilave manalar üzerinde çalıştı.
Hemen hemen Suudi Arabistan'da yapılmış 3 tane çalışma, Kur'an-ı Kerim'in tamamını içeren bir çalışma. Orada da dikkat çekilen husus şu: şimdi ayetin öncesinde ve Huvel Azizül Hakim'in öncesinde Kur'an-ı Kerim'in ümmi bir topluma, sadece Resul-i Ekrem'in yaşadığı çağda değil, ondan sonraki gelecek milletlere de gönderildiğini beyan etti ya, Risaletle birlikte bu ilahi kitabın. Ve sonunda aziz buyurunca, Allahü Teala eğer bu kitabı indirmişse, Resul-i Ekrem'ini de göndermişse, tıpkı hangi surede okuduk? Saf suresinde ve Tevbe suresinde de göreceğimiz gibi Allah nurunu tamamlamak istiyor. Yani o gönderdiği elçisi bu son ilahi mesajını bütün bir insanlığa mal edecek, yayacak. Allah izzetiyle ona destek verecek. Ve Resul-i Ekrem sünnetiyle, ki hakimin sünnet manasında kullanıldığını da ısrarla müfessirlerimiz ifade ediyorlar. El-Hakim olan Allah böyle bir peygamberi, böyle bir kitabı, böyle bir zamanda göndermiş olması da hikmetinin gereğidir. Ve bu hakimane göndermesi ve Kur'an-ı Kerim'in hikmetlerini kavrayıp yaşayarak insanlığa mal edecek, onlara bir değer katacak Resul-i Ekrem'ini mutlaka başarıya ulaştıracaktır manasını da yine ayetin sibakı kapsamında değerlendirmek mümkün. El-Hakimu fi sun'ihi, bütün yaptıklarında Cenab-ı Hak hakimdir. Her yaptığı bir hikmete dayalıdır. Dolayısıyla seçtiği peygamberinde de hakimdir. İndirdiği ilahi kelamında da hakimdir. O ilahi kelamın içerisinde bütün bir insanlık için kıyamete kadar indirdiği hükümler, ahlaki değerler, ahkam gibi hususlarda da hakimdir. O yüzden Allahü Teala'nın hiçbir hükmüne itiraz olamaz. Etse de insanlık efendim bunda Allah'a aciz bırakamaz, zira el azizdir o. Zalike fadlullahi yu'tihi men yeşa, ey zalike şerefullezî imtaze bihi seyyidel beşer. İşte ümmi Araplar şahsında bütün bir insanlığa Resul-i Ekrem'i peygamber olarak seçmesi, efendim insanların efendisini böyle bir nübüvvet makamıyla haltif etmesi Allah'ın bir fazlı keremidir. Ve onu dilediğine ver. Şimdi burada da yüktihi men yeşa kısmı havtie diyorlar arkadaşlar, hazırlık. Bunu Burhanettin Ezzerkeşi El-Burhan'ında gayet güzel anlatıyor. Diyor ki, ayet cümlecikleri bazen kendisinden önceki ayetlere bir hazırlık yapar. Bazen de kendisinden sonrakilere hazırlık yapar. Kendisinden öncekilere hazırlık, manayı pekiştirmek manasında. Orada herhangi bir yanlış anlamayı tamamen bertaraf etmek için, kendisinden sonrakiler için de ön hazırlık manasında. Burada da ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, eğer o kapsamda düşünürsek, devamındaki ayetlerde Yahudilere sözü getiriyor ya, onların beklentisi neydi? Peygamberlerin kendi arasından çıkmış olmasıydı. Böyle bir beklenti içerisindeydi. O konuya giriş yapmak üzere, Resul-i Ekrem'in gönderilmesi Allah'ın bir fazlıdır. Daha önce nasıl ki Beni İsrail'e Hazreti İshak'tan itibaren
sıra sıra peygamberler göndermiştir. O da onlar için bir fazlı keremdi. Bu da Allah'ın bir fazlı keremidir. Üstelik de destek sözü verdiğiniz halde işte o destekleyeceğiniz peygamber geldi. Onun fazlı keremiyle insanlığa sunduğu bir peygamber için artık destek zamanı gelmiştir. Kesinlikle kitabınızla ve geçmiş peygamberinizle övünüp Resul-i Ekrem'den müstani olduğunuz anlayışını bırakın gibi bir ön hazırlık düşünülebilir burada. Ve huve kevnuhu meb'usen ila kâffetin nas. Yine Resul-i Ekrem'i çok büyük taltif eden bir nokta da onun bütün bir insanlığa gönderilmiş olmasıdır. Allah'ın Resul-i Ekrem'e onu bütün bir insanlığa göndermesi büyük bir fazla keremidir. Ve mâ şerrafallahu bihil arabe min nüzulil Kur'ani bi lügatihim. Yine Allahü Teala Resul-i Ekrem'le Arapların diliyle Kur'an-ı Kerim'i indirmesi hasebiyle Araplara da bir şeref kazandırmıştır. Aynı şekilde ve irsali hatemir rusul ileyhim son peygamberi, peygamberlerin sonuncusunu onlara göndermiş olmakla da evvel emirde onlara göndermiş ve onların arasından çıkarmış olmakla da aynı şekilde Allahü Teala büyük bir fazlı keremde bulunmuştur. Ve fadlullahi yu'tihi limen yeşâ'u min halkihi. Yani müteaddit ayetlerde de insanlardan ve cinlerden dilediğini peygamber düzeltiyorum. İnsanlardan ve meleklerden. İnna Allah istafa Adem'e yok o değil. Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nas ayetinde buyurduğu gibi dilediğini ne yapar? Peygamber olarak seçer ve dilediği milletten onu göndermek Allahü Teala'nın kullarına bir fazlı keremidir. Vallahu zülfadlil azim. Ey huve celle ve ala zülfadlil vasi'i. Allahü Teala çok büyük, muazzam bir fazlı kerem sahibidir. Ala cemi'i halkihi fid dünya vel ahira. Onun fazlı keremi saymakla bitmez. Dünyada ve ahirette bütün varlıklara, sadece insanlara da değil, sadece cinlere de değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Kur'an-ı Kerim'imizin başında hamdın, bütün övgülerin Allah'a ait olmasını beyan ederken orada zikrettiği bütün alemler için Allahü Teala'nın fazlı keremi son derece geniştir. Sümme şara. Şimdi bu ilk dört ayeti celiyle Cenab-ı Hakk'ın azametinden bahsetti. Son ilahi kitabının muhatap kitlesi ondan bahsetti. Ve nihayet yeni bir bölümle efendim bir konuya başlıyor. Sümme şara'a teala fi zemmil yehudillezine ekramehumullahu bittevratin. Sonra Allahü Teala Yahudilere ikram ettiği Tevrat ikram ettiği Yahudileri zemmetmeye başlamıştır. Aslında nasıl ki Allahü Teala Resul-i Ekrem vasıtasıyla başta Araplar olmak üzere bütün bir insanlığa Kur'an-ı Kerim bir ikramıdır. Tevrat da elbette Allahü Teala'nın Yahudilere ikramıdır. Fakat bu ikrama nail olmuş Yahudileri Cenab-ı Hak zemmetmeye başlamıştır şu ifadelerle. Felem yentefi'u biha ve lem yutabbikuha.
O kadar kıymetli, değerli ki fiha hüden ve nur buyuruyor Cenab-ı Hak Tevrat'ı bize Kur'an-ı Kerim'de tanıtırken. Elbette indirdiği Tevrat da bir hidayet meşalesidir. Nur topudur aslında, o da insanlık için. Ama böylesi bir ilahi kaynaktan faydalanamamaları ve onu hayatlarına tatbik etmemeleri sebebiyle Cenab-ı Hak onları zemmetmiştir. Ve şebbehehum bil himarillezî yahmilül esfâra. Böyle kütük gibi koca koca büyük kitapları taşıyan, sırtında yüklenmiş eşeklere benzetmiştir Cenab-ı Hak. Fekale şöyle buyurarak. Meselüllezîne hummilüttevrâte ey meselül Yahudillezine utut kendilerine Tevrat verilen Yahudilerin benzeri ve küllifül amele bima fiha ve o gönderilen kitapla yükümlü tutulan Yahudilerin benzeri şunlardır. Sonra tamam yükümlü edildiler. Tevrat kendilerine gönderildi. Sümme lem yahmiluha. Tabi buradaki sümmenin bir terahi manası var. Belli bir süre sonra. Şimdi maalesef arkadaşlar hadis suresinde geçmişti galiba. Evet orada geçmişti. Böyle bütün peygamber kıssalarında bunu görebiliyoruz. Ve insanlık psikolojisi de galiba, fert ve toplum psikolojisi böyle bir şey olsa gerek. Asr-ı Saadet'te de görüyoruz. O ilk inanan zümrenin heyecanı, kuşaklar geçtikten sonra yenilendikçe zayıflamaya başlıyor. O heyecan sönmeye başlıyor. Aynı şey Hazreti Musa gerçi yaşıyorken de birçok defa kesintiye uğradı malumunuz. Tur Dağı'na çıktığı zaman, Hazreti Harun'u kendisine vekil tayin ettiği zaman, kavminin sık sık tevhid inancından sapma temayülleri hep görüldü, nüksetti. Yani gerek Hazreti Musa yaşarken, gerekse onun vefatından sonra Yahudiler de artık bu yükümlülüklerden kendilerini azade görmeye başlamışlar. Kur'an-ı Kerim'imizde beyan edildiği gibi bazı hükümleri kabul etmişler, bazısını kulak ardı etmişler vesaire. İşte sümme lem yahmiluha kısmı tam da onu ifade ediyor. Ey sümme lem ya'melu biha. Sonra Tevrat'ın hükümleriyle amel etmemeye başlamışlardır, etmemişlerdir. Ve lem yentefi'u bihediha ve nuriha. Tevrat'ın hidayetiyle ve aydınlığıyla cahiliye karanlıklarını aydınlatamamışlar, faydalanamamışlardır. Faydalanmamışlardır. İşte onların bu hali kemetelil himari yahmilu esfaran. Ey mithluhum kemetelil himarillezî yahmilul kütüben nafi'ate dahme. Onların bu durumu büyük, çok faydalı kitapları taşıyan eşeğin durumu gibidir ya da eşeklerin durumu gibidir. Ve la yenaluhu minha illa ta'abe vel'ana. Yani bu hayvan o kadar değerli kitapları, çok faydalı kitapları taşıyor olsa dahi o kitaplardan kendisine kalacak olan nedir? Ancak yorgunluktur. Izdırap duymaktır, sıkıntı çekmektir. Burada hangi müfessirde hatırlamıyorum ama bir okumamızda karşılaşmıştım. Cenab-ı Hak diyor müfessirim birisi. Mesela atı veyahut da katır gibi hayvanları zikretmedi de özellikle eşeği zikretti. Bunun bir inceliği var diyor. Çünkü yük taşımak için bu üç hayvan da normalde kullanılır. Ama at biraz daha halk arasında da
diğer iki hayvana nispetle daha şerefli kabul edilir diyor. Katır da biraz güç ve ata benzerliğinden dolayı katır zikredilmemiş. Nitekim Nahl suresinde bu üç hayvan ismen geçiyor. Burada da hımar kelimesi yerine madem taşıma kastediliyor. İlk ikisi de verilebilirdi ama eşek zikredilmiş olması diğer iki hayvana nispetle en alt seviyede olması efendim. Bir de hamakat konusunda. Çünkü katırı ben pek tanımıyorum şey açısından, cins hayvan olması bakımından özelliklerini tanımıyorum. Ama atı epey tanıyorum çocukluğumuzda beslediğimiz için. Çok hisli bir hayvan. Sahibiyle böyle sanki onu hisseden bir hayvan. Somut örnek vermek gerekirse mesela sırtından birisi düştüğü zaman, bir eşya düştüğü zaman heykel gibi kesiliyor hayvan. Hiç yürümüyor falan. Ola ki basarım diye herhalde. Allah öyle bir his yüklemiş onun içerisine. Eşekte bu pek yok. Ve biraz da ahmaklık eşeğe teşbih falan edilir. Böyle bir tercihi bu yüzden yapmıştır Cenab-ı Hak diye küçük bir eklemesi var. Onu da hatırlatmış olalım. Kâle'l-Kurtubiyyû, İmam-ı Kurtubi el-Câmi'yle Ahkâm-ı Kur'an'ında diyor ki, Şebbehehum Teâlâ ve't-Tevrâte fî eydîhim ve hum lâ ya'melûne bihâ. Bil-himâri yahmilu kütüben. Allahü Teala ellerinde Tevrat'ı tutan Yahudileri tutan ama bununla da amel etmeyen yani Tevrat'a sahibiz diye bununla övünen çok iyi de korunmamış arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu Buhtun Asır'ın Kudüs'ü istila etmesi zamanında falan Tevrat'ın orijinali maalesef kaybedilmiş. Ondan sonra epey unutulmuş. Hazreti Üzeyr'le birlikte yeniden hatırlananlar toparlanmış. Onun şahsında inen hükümler belki Tevrat'a uyuyorsa Hazreti Üzeyr o hükümleri tekrar hatırlatırken Tevrat yeniden kayda geçirilmiş falan. Yani korunamayan ilahi kitaplardan maalesef. Buna rağmen içerisinde hani bir de toplumun yaşaya geldiği, kuşaktan kuşağa aktara geldiği ibadet taat vardır ya, ya da hükümler vardır. Ahkam konuları vardır. Onları biliyor olmalarına rağmen uygulamamışlardır. İşte bu halleri kitap taşıyan eşeğe benzetilmiştir. وَلَيْسَ لَهُ اِلَّا اتِّقَلَ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ. Burada da ancak faydasız bir şekilde onun yükünü taşıma ağırlığından başka ele geçen bir şey olmaz. O da nedir? فَهُوَ يَتْعَبُ ف۪ي حَمْلِهَا. Taşınması ancak sahibine bir yorgunluk verir. وَلَا يَنْتَفِعُ بِمَا ف۪يهَا. Ve içerisindekinden herhangi bir fayda istifade söz konusu olmaz demiş, yukarıda benzer anlamı vermiş. Evet, ve kâle fî hâşiyetil Beydâvî. İmam-ı Beydavi üzerine ki arkadaşlar yaklaşık 300 küsür tane haşiye yazılmıştır. Bu konuda Şükrü Maden Hoca'nın çok güzel Beyzavi üzerine yapılan haşiyeler diye bir doktora tezi var, çalışması var. İşte onlardan birisi, hangisi artık bilmiyorum. Zemme Teala el-Yahude, bunlardan birisi de Konevi haşiyesidir. Ondan da çok alıntı yapar şey Sabuni merhum ondan almış olabilir. Zemme taala el yehude bi ennehum kurra'u tevrati. Allahü Teala Yahudileri
okuyucuları olduğu halde zemmetmektedir. Alimune bima fiha. İçerisinde neler varsa, yani Tevrat'ın velev ki bazıları tahrif, tahir, tebdil edilmiş olsun, içerisinde illaki Allahü Teala'nın indirdiği bazı hükümler de var. O hükümleri biliyor oldukları halde ve fiha ayatun dalletun ala sıhhati nübüvveti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in peygamberliğinin doğru olduğunu gösteren bir takım ayetler de bulunduğu halde, ki bunu Saf suresinde ele almıştık. Ve vücubil imani bihi, üstelik de Tevrat'ın da emriyle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın risaletine inanmak farz olduğu halde, velakinnehum lem yentefi'u biha mimma yuncihim min şakaveti darayn. Onlar ellerindeki Tevrat aslında kendileri için o kadar büyük bir imkan sunuyor ki, fayda sağlayacak ki, bir, içindekilerin gereğini yapsalar Resul-i Ekrem'i de bulmuş olacaklar, ona da iman etmiş olacaklar. Ve böylece iki cihanda şakavetten kurtulmak gibi çok büyük bir fayda elde edecekler, ama onlar bunu yapmamışlardır. Yine bazı tefsir kitaplarında arkadaşlar şu da zikrediliyor. Özellikle Medine'deki Yahudiler kıble ilk 16 aylık hicret sonrası tekrar Mekke'ye döndürülünce, daha öncesinde Resul-i Ekrem hakkında mütereddit kalmışlar. Yani hicretin ilk 1,5 yılında diyelim, Resul-i Ekrem'e yakınlık göstermişler. Sanki benim okuduklarımdan anlayabildiğim şu: bir şekilde bu ümmi Arapları biz kendi içimizde asimile ederiz. Muhammed'i de Tevrat'ta belirtilen bir elçi olarak görüyoruz. Nasıl ki hoşlarına gitmeyen peygamberleri öldürmüşlerdi ya, o da yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onun hoşa gitmeyen yönlerini kendimize benzetiriz ve son elçiyi bir anlamda kendi yedeğimizde, kendi hakimiyetimiz için bir payanda gibi kullanırız düşüncesiyle maalesef hareket etmişler. Şeyden sonra, kıble tahvil edildikten sonra artık ona herhangi bir hakimiyette bulunamayacakları, kendi davalarına hizmet ettiremeyeceklerini anladıkları anda düşmanlık yapmaya başlamışlar. İşte böyle iki cihan şakavetinden kurtulabilme ümidini ellerinden kaçırmışlardır. Ve şebbehehum bil himarillezî yahmilu esfâral ilmi vel hikmeti ve lâ yentefi'u biha. Yani o aslında şey ki, benzetilen kitaplar ilim ve hikmet dolu, kendisinden faydalanabilecek kitaplarken maalesef kendilerini himar yerine koymuşlardır ve ondan istifade edememişlerdir. Ve veçhü teşbihi hırmanul intifai bima huve eblağu şeyin fil intifa. Aslında en çok faydalanılabilecek bir faydadan kendilerini mahrum bırakmışlardır. Maal ketti ve taab. Üstelik de sadece taşıma yorgunluğu çekmekle birlikte bu çok önemli faydalanma imkanından istifade edememek de tam da kitap taşıyan merkeplerin benzeri gibi olmuşlardır diyerek sözü devam ettiriyor. Biz de burada noktalayalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.